Beyler. Ne olmuş? Beyler güzel olmuş. Değişik. Değişik. Evet. Komik. Size, yok hayır. Çenemle beraber zor. Çenemle kendi. Çene. Ya ben hep kesik sakallı olarak. Saçları senin bu mavilerin var mıydı? Yok yeni oldu. Hı? Bayağı değişmişsin. Evet. İkinci ay kontrol. Teşekkür. İki ay. Hocam şurası normal. Bakacağım. Biraz oynayayım mı? Evet, solun daha gerçek olduğunu göreceksiniz. Sağ daha sıkı. Aynen öyle. Çok büyük, uzun bir senin burnun. Evet aşağı doğru. Çok geldik. Acı biliyorum. Tamam. Şimdi sana bir bak. Burnucum uzun kalmış gözürüyor. Neden? Çünkü ben onun biraz gevşek düşmesini bekliyorum. Ben düşecek mi? Evet. Tamam. Gevşek düşmesini bekliyorum. Düşürme. Düşmesin. Tabii. Ya düşsün. Evet. Şu an uzun duruyor. Hayır uzun duruyor. Hı. Tamam. Sen mutlusun biliyorum ama bak sen mutlu olmana rağmen bence diyorum ki bence burası uzun. Evet. Ama şuradaki tatlı çıkıntını çok sevdiğine eminim. Biz tam dorsal çizgiden oturmuş çok güzel. Ama hala ödemem var. Bu burun %20-25 oranında biraz daha küçülecek. Tamam mı? Ama bu ucu uzun. Sevmem. Tamam senin yüzüne çok yakışıyor. Tam bir Bulgar göçmeni burun olmuş. Ya çok beğenildi. Çok güzel şeyler aldım. %100. Tam bir Bulgar göçmeni burun olmuş. Romar burun olmuş hatta. Neyse. Ama bunun biraz daha gevşemesi gerekiyor. Sen bununla hiç oynamıyorsun. Yemin ediyorum şimdi hareket ediyor. Bak şimdi aynada. Sildi ellerimle. Tamam. Bak şimdi daha gevşek. Bak gördün mü? Hareket ediyor. Şimdi konuş. Konuştun da bunun ucun hareket evet, etmesi gerekiyor. Evet hiç oynamıyordu gerekiyor. Var ya. Heh. Hiç oynamıyordu. O işte şimdi o. Biraz heh, hareket etmesi gerekiyor. Bu aşağı inmiyor. Ha işte. Dudak. Ha işte o inmiyor çünkü burada tam asılı kalmış. Tamam. Şimdi ben soruyorum soruyorum. Başla. Açık ben de oturayım çünkü yoruldum. Otursana. Şurada çıktı ya bu ne? Kalıyorum. Bak elinde tutmazsan. Koyayım. Kaç gün önce çıktı bakayım içeriden. Ve onu tutunca bunu yukarı kaldırıyor. Biraz daha mı kaldırıyor? Ben çekme. Ya yukarı ama ya. Ay keşke ben biraz daha hani size biraz daha deseydim. Hayır aşkım böyle çok güzel. Biraz da şöyle sağlığı zaman öyle olacak. Bana inan ben güzel. Senin çenene biraz dolgu yaparsam o zaman proporsiyon manifik olur. Bulabilirsin. Bulursun da zaten burada. Valla bulursun. Onu elleme. O 6 ay içerisinde eriyen bir dikiş. Elleme lütfen. Peki. Burada yok. Beklemem zaten öyle bir şey çıkmasın. Eğer çıkarsa da keseriz. Önemli. Şey ne diyorsun? Bakın ben bu soldan görüntüyü daha çok beğeniyorum. Buradaki delik görüntüsüyle burası aynı değil. Tabii ki değil. Niye? Sen de aynı değilsin. Senin bu kulağın yaklaşık bir saniye. Ay ama hocam böyle aşağıdan bakıyorum. Bana iki tane çizgi çizsene. Sola. Tamam aşkım bak. Ayna var, ayna var ayna. Başlayacağım. Az önce bak konu konuyu açıyordu. Bak bakıyor şimdi. Ben şimdi görüntümden çok memnunum. Ben de diyorum ki sana. Ben aşkım diyorum ki bazı şeyler benim elimde bazı şeyler değil. Şuradaki bunun ucu böyle damla görüntüsü burada. Anlıyorum. Biz daha düşük böyle bakınca burnun sola doğru. Anlatacağım. Burnun sola doğru. Aynen. Aynı yavaş. Her gözünün şu köşesine bak. Bu gözün daha yukarıda gördün mü? Şimdi kulaklarımıza bakalım. Gördün mü? Bayağı yukarıda. Ben onlara hep baktım. Şimdi bak yüzünün sol tarafı daha yukarıda yapışık gelmiş artık. Şimdi teknik olarak anlayalım. Zaten senin burada buraların çekikti. Ben oraya kıkırdak koydum bir sürü manipülasyon yaptım falan. Tamam mı? Şimdi buraya böyle aşağı çektiğimde bu sefer ne oluyor bebeğim? Çekmeyin aşağıda işte burası. İşte bak, bak şimdi bak. Bunu aşağı çekelim. Burası normalde yukarıda değil mi? Yüzünün burası yukarıda. O zaman bunu aşağı çekelim. Bak aşağı çektiğimde o zaman burası yamulur. Yani bu bir nasıl söyleyeyim sana? Benim burada bak. Benim burada sağda sonra işte. Kimsenin işte. Kaldı ki şu an daha öde anlıyor. Size var bir şey? Yok. Yaptırmış olmam bir şey değiştirmiyor. Şey, kılıç da ortadan iki ayrı yapışmıyor öyle. Yani şöyle anlatıyorum. Ben bunu ameliyat ediyorum. Şimdi anlatabiliyor muyum? Satıhı değil. Satıhtaki oynamalara karşı bunu tabii ki manipülasyonlar yapıyorum ama satıhta çok fazla kayma varsa evin bir tarafını çok yüksek yapmam gerekir. O zaman da pencereler aynı hizada olmaz. Ben kemikte bir şey olduğunu düşünmedim. Yok. Sadece ama su bir de şu, şu anda işte onun sebebi şu. Ha. Bir de fazla ödenmedi şu anda. Bak az önce 5 dakika önce kadar oynamıyordu bu. Şimdi oraya bak, tatlı cadı gibi. Biraz evet. Öyle yapıyoruz değil mi tatlı cadı? Burnunu oynatıyoruz.
Ne? Saman kanalı ya. Bir Cüret de vardı. Saman aynı onun benzeri. Sabrina. Sabrina, Sabrina. Serena de abla o. Serena seni ardıtır. Serena de başka. Ben Sabrina. Telefonda çıkıyordu hatta. Kanalını hatırlamıyorum ama Sabrina'yı hiç izliyordum küçükken. Ya işte dedim ki. Bir de şey vardı. Çok tatlı bir aile vardı. Büyük geniş aile diye bir şey vardı. Sen bilmezsin. Sen pazar günleri. Sen geniş aile çok yeni bir şey dizi değil ki. Çok eski değil hocam. Oğlum benim çok eski. Bir de şey var ya. Tamam günleri, adı şeydi. Big Family'di İngilizcesi galiba. Pazar günlerini biliyor musun? Kaz vardı bir tane, uçan kaz. Küçük bir çocuk vardı üstünde uçan. Bir de yakay vardı. Böyle yani yakay. Ben bayağı biliyormuşum hocam. Şurası biraz düştü değil mi hocam? Yani şurada şu hattı ben o kadar hissetmiyordum. Fotoğraflarda gölgede falan hani hissediyorum. Bak buraya çıkış rahat istiyoruz. Çıkış evet, etsin. Hoş, iyi. İşte sevdim. Hoş. Ay ama tek yere hastasın çok sert ya. Yok ya daha ne kendimle ilgilisi dedi. Ben buyuruyorum. Tamam ya öyle de öyle. Hayır. Yani ayrıktı da benim. Bilerek öyle aşk olmak. Buraya geliyorum. Burada bir milimetrik bir kalkınlık var. Şöyle tatlı geliyor. Şurasının biraz dorsal olması lazım. Anladın mı? Sen de özel bayağı sanatsal çalışmışız. Ya ben çok beğendim. Herkes çok beğendi. Ben kendi soldan daha çok beğendim. Soldan mı o zaman? Ne diyeyim? Yani yapabileceklerim bu kadar. Sağdan kesin. Yok. Yapabilecekler. Yapabilecekler. Yani, o olmaz. Şurası az daha. Şu iki çekince bunu çıkıyoruz. Böyle. Ya eyleme ne olursun. Bak Cinal içirsen eve gidince. Burası daha düşmez değil mi? Bak düşmez ama sen bayağı bir aksınlar. Anlatabiliyor muyum? Ona rağmen eşitlemişim. Bayağı baksınlar yahu. Sen nasıl görüyorsun bunu? Hep onları inceliyorum ben. Acaba öyle mi? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Az önce bir hanımefendi geldi. Hı. Oğlunu. Oğlu bunu ya. Oğlu kanser. Ha evet az önce. Tamam mı? Şimdi ara diliyorsun. Bence sonrası bu kadar şeye takılma. Çok güzelsin. Gözlerin çalışıyor. Bu ya, saçlarına bayıldım. İyinin düşmanı mükemmeldir. Biz teşekkür ederiz. Ya, böyle tatlı şey olduğunuz için. İyiyim, iyiyim. Yani çok sen nerede oturuyorsun? Seviyorum ben Pendik. O neresi? Özür hanımefendi ile aynı yerden sapan balır. Şey, sahilde mi yani? Ha sahil. Madon orada. Evlendirme dairesi var. Madon daha... Evlendirme dairesi var. Evet, dairenin aynen onun arkasında. Oraya ben pansumana geliyordum. Ben asistanken para kazanmak için evlere gidip pansumana gidiyorum. Aa, yer alarak. Evet. Yatar, yatar aslında. Evet, tabii. Orada oturuyorum. Öyle, çok size... ekmekleniyorum. Allah razı olsun onlardan. Çok pansuman yaptım. Evet, çok güzel. Size daha çok verirsek daha çok işlerim var. Ya şurası çok kışıyor, beni çok rahatsız ediyor. Bakın. Bakın böyle bir konuşma yapımda esnasen. Buraya ne, ne o gençlik aşısı mı? Kolajen mi? Bilmiyorum, bir sürü bir şey var mı? Evet, şöyle, şöyle. Oraya growth factor ve dolgu enjeksiyon şey, egemen var. Oraya nano teknolojiyle, nano iğneli dolgular yapılıp cildinizin nemi arttırabilir. Ama bunun sonunda fazla bir cilt var burada. Evet, dişleriniz sıkıldı bak. Bir dişler, hele dişini sık. Bak dişini sıktığında burada platin makası çıkıyor. Gördün mü şunu? Hı-hı. Bak çorki deformitesi diyoruz. Yani hindi deformitesi. Normalde boynunda tamam şöyle korsi gibi saran bir tane kas var. Platin makası. Bak aynen. Kamerayla oynama. Bak aynen. Bu kas ayrılmaya başlıyor yaş aldıkça. Evet. Bak ne oluyor? Son burada birkaç senede oldu. Burası ikiye ayrılıyor. Hmm. Tamam mı? Burada bir deformite olmaya başlıyor. Ayrıldığı için de bu salmaya başlıyor. Yani. Evet. Yani bunun tek tedavisi bu deriyi germek değil. Bak germeye düşünürsek yine var. O yüzden ne yapıyoruz ama? Ya dikineleri geçirmek için bunlara botoks yapabiliriz. Tık dişine. Şunlar oluşuyor ya. Hmm. Bunu botoks yaparak düzeltebiliriz. Kaç ay onun maalesef? 6 ay. Ama buraya şuradan küçük bir kesi yapılması gerekiyor. Endoskopla, kamerayla girip platisma kasını aynı karın germeden nasıl topluyoruz? Kas ayrılıyor. Aynı şey. Bunu ortaya kası getiriyoruz. Sonra cildinizden ayrıldık ya kasa. Ama da bu cildinize yapışık bir kas. Sonra da bunu böyle geldik. Oldu cildi. Ama o sürekli değil mi? Üst göz kapağında daha çok ihtiyacım var gibi duruyor. Gözlerini kapatıp kaç tane kaldır lütfen. Göz altların çok renksiz. Çok değil, botoks geçirir. Botoks sana, botoks yeterli. Evet, karışık. Buraya kadar, buradan sonrasında da botoks yapmıyoruz. Çünkü burada da bir kas var. Evet, o kası, o kas pörtler. Oraya yapmıyoruz.
Buraya ışık koyuyorsun. Cildin çok ince. Evet, çok ince olduğu için ışık dolgusu çok elimizde patlayabilir yani, anladın mı? Yani o işte nanolu zamazingadan yaparız. Nano dediğim şey cildin içerisine sıvı kolajen vermekten bahsediyorum. Evet. Nano dediğim yani çok küçücük iğneler. Neydi ışıltısı diyor da acaba neden öyle durduydu? Hollywood. Hollywood ışıltısı mı? Öyle bir şeydi sonra. İşte öyle bir şey uydurmuşlar. Hollywood ışıltısı. Alamut Kalesi yapalım. Buraya ben bir şey bulacağım. Alamut Kalesi koyacağım. Mahmut ışıltısını öbür tarafa yaptım. No, benim burada bir tane graf tanımladım. Adı Mahmut mesela. Ne meşgulsun kardeşim? Var mı? Bir tane var Vera. Mesela hepinize Vera var. Abla takılma. Çok canı yakıyor böyle. Dursun bu arada. Biraz kendine bırakalım. Oraya bir teramisin sürelim. Zaten hareket ettirdiğini de rahatlıca bu ya. Burası daha sıkı fark ettin mi dokunduğunuzda? Tabii. Buranın iki daha kopmadı. Hayır, buraya göre. Şimdi tabii iki gözüne iki tane yumruk atsam ikisi bile aynı eşitliği şişmiyor yani. Ben hikayede görmedim hatta. Görmedim. İşte, yani hep biriktirdim öyle. Biriktirme, ben muhabbet etmeyi seviyorum. Evet. Bak bak yerine oturduğunda güzel çiz. Evet. Ne zaman istiyorsan gel. Bir istiyorsan ayda bir gel. Kanki çok uzakta yemez. Yok işte. Yani geliyoruz. Jüpiter. Yani bir şey olmadı. Bu tarafta. Daha da ulaşamadık. Plüton'dan sonra. Benim kızı geliyorsun o tarafta. Evet, Plüton'dan sonra bir Pendik geliyor zaten. Yani. Pendik'ten sonra. Pendik İstanbul sarılmıyor artık. Koca yer. Ben eskiden Pendik ne kadar uzak değil. Kartal çok uzak değil. Bir saniye. İlaçlar 3 ay demişlerdi. Devam ediyorum. Ne ilacı? Sterimar, Rinopanten, bir de Tobrasettan mı? Tobrasettan'ı kesebiliriz. Tamam. 3 aya diğerlerini de keseceğim artık. Hı-hı. Yani Rinopentin evinde kalsın. Hı-hı. Mesela Rinopentin sürüksü bir şey. Evet. Mesela şu an kalorifer var ya. Hı-hı. Çok kurutuyordu. Ha, Rinopentin'i bir damla, yani normalde hayatımda da Rinopentin'e böyle çok sabahleyin kuru kalkıyorsun ya. Hı-hı. Normalde bir su koyardık çocukken de. Su koy, onu Rinopentin'den damlatırsa normal hayatında nemlendirir. Şey evet, yarar. O bayağı gün boyu beni götürüyor onun nemlendirir. Bu ameliyat olma yani evdeki diğer kişilerle kullanabilir. Çöpe atma onu. Rinopentin'i kullan. Yani onu kışın tamam. Damlatırsın. Yazın denize deniz suyu, çok tuzlu deniz suyundan çıktıktan sonra damlatırsın. Akşam şeye giderken işte hani animasyon seyretmeye giderken falan. Güneş batarken fotoğraf çektiriyorsun. Tamam, daha iyi değil. Güneş batarken yapışırlardı. Tanesinde bilmem kaç para yazılır. Şöyle eskisi gibi aşağıya düşmeyecek. Hayır. Ben düşecekten kastım şey şu. Bak benim şurası serbest. Evet. Seninkisi de değil. O biraz salacak kendini. Yani. Bırak salsın. Tamam, öyle düşün. Salması daha mantıklı. Zaten saldığında o takıldığın şeyi söyleyecek. O krem sürerken bu elime bir gel. Sevcan'ı yazdım. Sevcan dedim ya. Ben bir de çok pozitif bir insan. Baya iyi çıktı dedim ya. Bu ne? Sevcan dedi. Sevcan dedi. İşte görüşeceğiz dedi. Konuşacağız dedi. Bakayım şu pensif tıraşı mı? Sevcan Hanım'la yollarımız ayrıldı kendisi. Evet öyleymiş. Onun ardından hemen herhalde. Hayatlarında başarılar diliyoruz. Sevcan Hanım'ın da, ablası Hatice Hanım'ın da. Özellikle Hatice Hanım'ın üzerinde çok emeği var. Yani çok tatlı ayrılmadık, çok tatlı ayrılmadık ama yine de Hatice Hanım'ın benim üzerimde çok emeği var. Özellikle geçtiğimiz yaz beni çok sırtımı taşıdı. O yüzden sonsuz kere hakkım helal olsun, inşallah onu helal edelim. Ama... Şey ya, çok uzun yıllar beraberdi. Böyle olsun, sonra güzel bir kas verin bir tane. Ben denedim, geliyor mu diye geldim. Şu maskeler hep yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Süpersin. Teşekkür ederim.